Merhabalar değerli baba programlar kanalı takipçileri. Bu videomuzda sizlerle sonunda benden istediğiniz, beklediğiniz, ne olur abi anlat dediğiniz, ne olur artık şu programı da göster dediğiniz programı karşınıza çıkarıyorum. Bugün OBS Studio'yu, OBS Studio'yu inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki nedir bu OBS Studio? OBS Studio'nun ne olduğuyla başlayacağız. Ardından OBS stüdyomuzun temel ayarlarını yapılandırmayı göreceğiz. Klavye kısıyolarını ayarlamayı da göreceğiz arkadaşlar. Hepsini göstereceğim size bu videoda. Arkadaşlar daha videonun başındayken söyleyeyim. Videomuzun açıklamalar kısmında arkadaşlar ne var? Videonun bölümlerinin başlıklarının ve o başlıkların hangi dakikalarda başladığını gösteren zaman çizelgemiz var. İşte giriş 0 o'clock link 0 saat 0 dakika link işte OBS nedir atıyorum 2:40 gibi böyle artık ne zamana denk gelirse ben ona videoyu düzenledikten sonra paylaşacağım o açıklama kısmına yazacağım. Şu an videoyu çekerken tabii hangisi hangi dakikaya denk geliyor göremiyorum ama ee, bu şekilde videonun ilgili bölümlerine doğrudan atlayabilirsiniz. Hani bir baştan sonra seyredersiniz videoyu uygularsınız. Uygulayamadığınız yer olursa Videonun ilgili bölümlerini açıklama kısmındaki bağlantılardan o zaman damgası bağlantılarından gidebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Ve dilerseniz, hazırsanız videomuzun içeriğine geçelim arkadaşlar. Buyurun. Şimdi OBS nedir? Önce bununla başlayalım arkadaşlar. OBS Studio aslında bir içerik oluşturma uygulaması. multimedia çoklu ortam içeriği oluşturma uygulaması yazılımı. Peki ne işe yarar bu e, çoklu içerik oluşturma uygulaması, yazılımı? vs. ne diyorsanız siz buna. OBS Studio arkadaşlar, Open Broadcaster Software e, tarafından geliştirilen bir uygulama. E, Open Broadcaster Software yani OBS Studio uygulaması açık kaynak kodlu bir uygulama arkadaşlar. Yani tamamen ücretsiz, ücretsiz olarak distribüt edilen, paylaşılan bir uygulama. Ee, bu uygulamayla şunları yapabiliriz arkadaşlar. YouTube, Twitch, işte Facebook gibi platformlarda canlı yayına geçebiliriz. Bilgisayarımızın ekranını, kendi kameramızı ve çeşitli kaynakları ekleyerek oluşturduğumuz sahnelerle videolar çekebiliriz. Bu baba programlar kanalında çektiğimiz bütün videolar, işte Reaper eğitimindeki bütün videolar gibi videolar tamamen OBS Studio ile çekilmiş durumda arkadaşlar. Hepsinin arkasındaki teknoloji OBS Studio'dur. Bunu da buradan söyleyeceğim zaten o yüzden çok isteniyor bu video. Temelde bu işler için kullanabilirsiniz. Bir de ee, tabii onu göstereceğim ama OBS Studio'yu anlatırken ee, o teknolojisinden yararlanıyorum. Çıkış cihazı diye bir şey var, e, ön izleme aygıtı diye bir şey var. OBS Studio'da yaptığınız her şeyi sesler bazında söylüyorum. Sanal ses kartı gibi bir ses kartını hem bilgisayarınızın hem kendi sesini aynı anda yönlendirip bunu arka planda başka uygulamalarla da paylaşabilirsiniz. Benim şu anda OBS programının anlatımını yaptığım videoyu çekerken yaptığım gibi Reaper üzerinden kayıt alıyorum ben şu anda. OBS'nin ne olduğunu anladığımıza göre artık gidip OBS'yi nereden indireceğimizle başlayabiliriz. Şimdi Chrome'a gidelim. Google <laughs> Chrome.

H harfiyle başlığa Windows Windows. Windows. Windows Windows 8.1, 10, and 11. Version 27, 1, 3, Evet, Download Installer, installer download diyorsunuz. 32 bit. Link Torrent. üzerinden indirebilirsiniz. L L download download install. Installer'a tıkladığınız zaman arkadaşlar. Adsız Google Chrome. Bu türden bir dosya bilgisayarın. Evet. Download <laughs> Google <laughs> İndirme işlemi, indirmeye çıkış, çıkış Doğrudan dosyayı indiriyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde indirdiğiniz zaman. Peki arkadaşlar OBS'ye indirdiniz. OBS kurulumunda ileri 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 diyerek kurulumu yapıyorsunuz. Ben kurulumu yapmayacağım çünkü şu anda zaten OBS sayesinde bu kaydı sizlere hazırlıyorum. E, ee, OBS şu anda benim çalışıyor. Şimdi arkadaşlar OBS'de şöyle bir şey söyleyeceğim size. Windows 10'da, Windows 11'de bazı bilgisayarlarda OBS ekran kaynağını yakalamakta, yani ekranın görüntüsünü, videonun görüntüsü olarak ayarlamakta bazen sorun yaşayabiliyor. Bu sorunu yaşamamak için masaüstünde OBS'nin kurulumu yaptıktan sonra açmadan daha OBS Stüdyo'nun özelliklerinden gideceğiz. Masaüstündeki OBS Studio kısmının üzerinde Alt Enter yapacağız. Bakın arkadaşlar, burada konum kısmında tırnak c 2 nokta ters bölü p l o g l a m a r a f e i l e s ters bölü o b s t l s t u d i o ter b i n ter alt 4 b i t ter o b s alt 4 nokta e, x e tırnak aralık. Bakın tırnak kapanmış boşluk bırakmış buradan sonrasını siz yazacaksınız. Yani buradayken konum kısmındayken end tuşuyla satırın sonuna gideceksiniz. Bir Tır, boşluk aralık. bırakacaksınız ve şunu yazacaksınız. Tire tire a l l o w t l o p e l, g l boş tire tire allow tire open GL Masa yazacaksınız. Bu ne demek? Bilgisayarınızda open GL e, teknolojisini kullanarak görüntü yakalamasını sağlamak demek. Şimdi arkadaşlar bunu da yapıp dosyaya tamam dedip e, bunu da kaydettikten sonra OBS'yi çalıştıracaksınız. Tabii ben şimdi masaüstünden OBS'ye enterlamak yerine buradan OBS'yi çalıştıracağım. Yani bildirim denet şeyden ee, bildirim çubuğundan çalıştıracağım. Çünkü OBS zaten sistem tepsisinde çalışıyor benim. Ben masaüstünden enterlamayacağım. Çünkü üstüne yenisini açmaya kalkacak. O yüzden hiç ee, uğraşmıyorum. O yüzden. Şimdi arkadaşlar OBS'yi ilk açtığınızda. Sizden. Önce. OBS'nin ayarlarını göstereyim arkadaşlar size. OBS'de kaynak eklemeden önce. Önce ayarları inceleyelim. Dosya kayıp kayıplı ayarlar altta menü çubuğuna basıyorsunuz Dosya, arkadaşlar. Dosya menüsünde kayıtları göz, kayıplı ayarlar, set, ayarlar alt, set. var. Ayarlara enter'liyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara enterladığınızda normal. yukarı aşağı oklarla bu konuşma bittiği zaman Liste, yukarı genel. aşağı oklarla önce Yayın, genel. aşağı yukarı okuyup genelin üstüne geliyorsunuz. Geneldeki ayarlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Tap yapalım. Grup, Genel grup. Tema seçim kutusu da varsayılan dar. tema karanlık. Kutusu. Başlangıçta güncellemeleri otomatik olarak denetle onay kutusu işaretli. Bu işaretli kalsın arkadaşlar. OBS'nin güncellemelerini alın. Başlangıçta istatistikler, iletişim kutusunu aç onay kutusu işaretli değil. Ha, bunu istemiyoruz. Çıkış grup. Yayın başlatırken onay iletişim kutusunu göster, onay kutusu işaretli değil. Hayır, bunu da istemiyoruz. YouTube'da falan yayına geçtiğimizde yayına başlasın mı sorusunu sormasın. Yayın durduracağı zaman onay kutusunu göster, onay kutusu işaretli değil. Bunu da istemiyoruz. Kaydı durdururken onay kutusunu göster, onay kutusu işaretli değil. Hayır. Yayın sırasında otomatik olarak kayıt yap, onay kutusu işaretli değil. Bunu ben işaretlemiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü klavye kısayolları atadım. Eğer yayınımı kaydetmek istersen buradan e, gidip yayına yayındayken yani artık kayda başlıyoruz yayınımız tamamen başlamıştır deyip e, klavye Klay ve basarak otomatik olarak lokalde kaydı başlatıyorum ben. Kaynak izahlama grup. Kaynak izahlama onay kutusu işaretli. Tamam izahlama. Yazlama hassasiyet kaynaklı 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 projektör projektör çıkışta projektörleri kay sistem tepsisi grup. Sistem tepsisi onay kutusu işaretli. Evet sistem tepsisi işaretli olmayabilir sizde işaretleyin arkadaşlar. Çünkü OBS'de işlenici bir de Windows Mail'e masaüstüne gittiğinizde alt tablarda gözükmesin bu arkadaş. Pencere kalabalığı yapıyor. Başladığında sistem tepsisine küçült onay kutusu işaretli değil. Başladığında sistem tepsisine küçültmesin arkadaşlar. Masaüstünden enter'a bastığınızda küçültmesin. Çünkü başlangıçta bir ayar değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Her zaman görev çubuğu yerine sistem tepsisine küçült onay kutusu işaretli. E, bu da işaretli olacak arkadaşlar. Ön izleme grup. Taşmayı taşmayı her kaynak içi aktarım. Stüdyo modu dikey düzeni ön izlemeyi çoklu görüntü sahne adlarını güvenli alanlı çoklu görüntü tamam düğmesi yani. iptal düğmesi. Evet. İptal veya mesela sonra tap yaptığınızda bir şey demiyor olabilir arkadaşlar. Burada aşağı ok yapıyorsunuz. Liset yayınını göstermeyeceğim. Eee burada tap yaptığınızda Seçim kutusu YouTube RTMP'ye darın. Buradan YouTube'u RTMP'de seçiyorsunuz. Seçim kutusu Primary YouTube Ingest Server. Burada Primary YouTube Ingest Server diyorsunuz. Yaz alanı güvenli seçildi. Bu güvenli dediği de arkadaşlar YouTube'dan aldığınız API key'i yazıyorsunuz. Gösterdim yayınlan yayın hizmet tamam düğmesi en iptal düğmesi. Tamam burası bu kadar. Seçim kutusu YouTube RTMP Aşağı Liste, çıkış. Çıkışa geldik. Arkadaşlar çıkışta tap yaptığınız zaman grup diyor. Bir daha tap yapalım. Çıkış modu seçim kutusu gelişmiş. Burada çıkış modu arkadaşlar sizde basit olacak. Bunu gelişmişe yapın ki kayıtların ayarlarını, yayının ayarlarını ayrıca yapalım. Şimdi gelişmişteyken tap yapalım. Yayın kontrol sekmesi. Yayın ayarlarına geliyoruz şimdi. Tap yapalım. Parça bir seçim düğmesi işaretli. Burada parça 1 seçim düğmesi işaretli olacak. Hangi e, yayın yapmak istiyorsunuz? Parça 1 genelde ideal oluyor. Kodlayıcı seçim kutusu x264 Kodlayıcı x264 olacak. Çıkışı yeniden boyutlandır onay kutusu işaretli değil. Çıkışı yeniden boyutlandırmasın. Tamam düğmesi enter. İptal düğmesi enter. Grup. Devam ediyoruz tablarla. Seçim kutusu cbr darın. CBR olacak. Constant bitrate olacak. Dönen düğme 0. Dönen düğme 0 diyor ama arkadaşlar. Bende 0 diyor. De, Sizde başka bir şey diyebilir. Burada yukarı aşağı 350 kb, 300 kbps. 300 kbps artık internet bağlantınıza göre bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇nternet bağlantınızın upload hızına göre bunu ayarlayacaksınız. Bu video için kbps olayı. İsteğe bağlı ara bellek boyutu kullan onay kutusu işaretli değil. Hayır istemiyoruz. Dönen düğme 5. Dönen düğme 5 diyor. Ben 5 fps kullanıyorum arkadaşlar. Yani saniyede e, saniyedeki çerçeve sayısı, kare sayısı e, olarak düşünebilirsiniz. Bunu... E, Hatırlarsanız Ripper için canlı yayında, ikinci canlı yayında anlatmıştım FPS nedir diye. Oraya da bir bakabilirsiniz tabii. Devam edelim. Seçim kutusu verifastların. Bunları seçim ellemiyoruz. kutusu kutu, boş. grup Evet. Çıkış modu seçim kutusu yayın kontrol sekmesi. Yayın kontrol sekmesi dedi sağ ok yapalım. Kayıt, sekme Kayıt sekmesini ayarlayalım. Tür seçim kutusu standartların. Tür standart olacak evet. Kayıt yolu yazı alanı de video seçildi. Diğer videos klasöründe OBS'in içine kaydediyor. Göz düğmesi enter. Buradan göz atabiliyorsunuz hangi klasöre kaydetsin aga diye. Dosya ismini boşluk olmadan oluştur onay kutusu işaretli. Evet bunu işaretliyorum ben. Kayıp biçimi seçim kutusu MP4 darın. MP4 olarak kaydediyor. Parça bir onay kutusu işaretli. Parça bir işaretli. Sesiz onay kutusu işaretli değil. Bunları geçiyorum. Seçim, seçim, parça parça alt kodlayıcı seçim kutusu x264. x264 darın. seçili evet. Çıkışı yeniden boyutlandır onay kutusu işaretli değil. Hayır deniz. istemiyorum. Özel muksel ayarları yazı alanı boş. Bunu da geçiyoruz. Tamam düğmesi i̇ptal, iptal, düğmesi düğmesinden enter. sonra devam edelim. Uygula düğmesi enter. Uyguladan sonra tap yapalım. Grup. Bir daha tap. Seçim kutusu CBR'dan. CBR burada da videodaki yayındaki ayarlarımızı yapacağız. Dönen düğme 0. 200 300 kbps. 300 kbps yaptım ben. E, normalde arkadaşlar videolarda şey yapabilirdim. Bunu mesela 20, 20, 2024 kbps yapabilirdim bunu ee, çok büyük dosyalar olurdu o zaman biz zaten basit anlatımlar yapıyoruz kaliteli görüntü içeriğimiz yok oyun oynamıyoruz hani görenlerin oynadığı tarzda işte 60 fps'lik 120 fps'lik oyunlar oynamadığımızdan bizim için hiçbir önemi yok bunun bu tamamen dosya büyütür bizim açımızdan bakarsanız Tab yapalım. İsteğe bağlı ara bellek boyutu kullan onay kutusu işaretli değil İstemiyoruz. dönen düğme 5 evet. 5 FPS de burada yapsın. Hiç önemli değil. Seçim kutusu very fast darın. Seçim kutusu seçim kutu yazı alanı. Grup. Çıkış modu kayıp kontrol Şimdi sekmesi. Kayıt kontrol sekmesine sağ ses sekme Ses sekmesine gelelim. Arkadaşlar burası önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Bizim işimiz sesle. Tab yapalım. Parça bir grup. Ses bit hızı seçim kutusu 320 darın. Bunu 320 kb 320 bit yaptım. İsim, ses hızı 2 grup. Ses bit hızı seçim kutusu 320 darın. Hepsini İsim, 320 yapalım burada. İsim, ses, ispark, is, is. tamam düğmesi ya. İpt, uygun. Evet, Çıkış modu seçim ses kontrol sekmesi. Ses kontrol sekmesi diyor. Tekrar Sağ oynatma araberliği ile ilgili hiçbir işimiz yok. Çıkış modu shift tap yapıyoruz. Bir daha shift tap yapalım. Boş Lise, olduğu çıkış. yerde. evet. Ses. Sese gelelim. Bakın bu çok önemli bir ayar. Ses. Burada giriş çıkış aygıtlarımızı yapılandıracağız. Ben size burayı detaylıca anlatıyorum arkadaşlar. Lütfen kulağınızı açın. Beni birkaç kulağınızla birden dinleyin. Tamam. Grup. Top. Genel grup. Örnekleme sıklığı seçim kutusu 48 kHz darın. 48 kHz örnekleme sıklığı. Ee, sample rate bu kesinlikle 48 kHz eğer ses kartınız da bunu destekliyorsa arkadaşlar 48 kHz olmasında fayda var. Ee, sesinizin ve bilgisayar sesinizin sizin duyduğunuz kalitede gelebilmesi için çok önemli bir şey bu. Tabi yapıyorum. Kanallar seçim kutusu stereo darın. Kanallar stereo. E, tabii ki mono oyun oynuyoruz biz burada yani. Yeri geliyor. Müzik dinliyoruz mono olmaz. Tab. Global ses cihazları grup. masaüstü üstü sesi seçim kutusu alıp 1 2. Behringer UMC 204. Evet. İlk e, üstü sesini seçiyorsunuz. Bilgisayarınızın sesi nereden çıkıyorsa burada onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Tab. Masa üstü sesi 2 seçim kutusu devre dışı darın. Burada ikinci bir ses kartı çıkışı daha seçebiliyorsunuz. E, bunu birden çok çıkışı olan ses kartları için çok e, kullanıyoruz genelde. E, o yüzden Hani bunu da kullanabilirsiniz. Mikrofon yardımcı ses seçim kutusu M12. Behrin gel Mikrofon in 12. Burada 4 tane mikrofon seçeneği var. Birincisinde mikrofonu seçmişim. Mikrofon yardımcı ses 2 seçim kutusu devre dışı darın. Bu devre dışı. Mikrofon yardımcı ses 3 seçim kutusu devre dışı darın. Devre dışı. Mikrofon yardımcı ses 4 seçim kutusu devre dışı devre darın. Devre dışı. Tap. Metre grup. Bozulma oranı seçim kutusu hızlı darın. Bozulma oranı hızlı. Bunu geç. Tap yap. Tepe ölçer türü seçim kutusu örnek tepe darın. Geçelim bunda tab. Gelişmiş grup. İzleme aygıtı seçim kutusu cable input. BB audio virtual cable. Evet izleme aygıtı cable input audio'yu seçmişim ben. Yani şu anda e, bütün seslerimi buraya yönlendiriyor bu arkadaşlar. E, o sayede ben Reaper'dan OBS'deki bütün sesleri kayıt alabiliyorum. Tab. Windows ses alçaltmasını devre dışı bırak onay kutusu işaretli. İşaretli değil. İşaretli kalsın bu. Tamam düğmesi enter. İptal düğmesi enter. Uygula düğmesi enter. Kısa yollar grup. Kısa yollar. Kısa yolları tablarla geçiyorum arkadaşlar. Bas bas Shift tab bir daha aşağı ok. Liste, video. Video kısmı önemli. Bakın burası da önemli. Ses de önemli diye burası da önemli tab. Temel tuval çözünürlüğü seçim kutusu 1920x1080 Bilgisayarınızın ekran çözünürlüğü neyse burada bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Bu ilk gelen yerde bilgisayarınız benim Full HD ekranım olduğu için 1920 x 1080 seçtim. Tab, tamam. çıkış, boyutlandırılmış, çözünürlüğü seçim kutusu 1280 x 1280 e 720 1280 x 720'ye düşürmüşler. Yani tam 1920 x 1080 ekranım ama videolar yapıldığında e, 1220 1220'ye 700 1280 x e 720 olacak şekilde çıktı alsın. 720 p çözünürlüğünde çıktı alsın. Çünkü kaliteli bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani bir görme engeli olarak ne oyun oynayabiliriz ki? Ama siz e, bunu hiç en yukarıda 1920 x tutarak bilgisayarınızda kaliteli e, ekranınız neyse onu alabilirsiniz. Ben burada birazcık dosya boyutundan ve e, ses kalitesi kaliteli olsun ama dosya boyutu çok büyümesin diye tasarruf amacıyla bunu böyle yaptım. Size de bunu tavsiye ederim arkadaşlar. 1280x720 boyut azaltma filtresi seçim kutusu bir cübic keskinle. Bunu ellemiyorum. Seçim kutusu ortak FPS değerleri darın. Ortak FPS değerlerinden. Seçim kutusu 10 darın. 10 FPS yapmışım burada. En düşüğü 10 FPS çünkü. 10 FPS zaten kaydederken 5 FPS kaydettiği için de çıkış 10 FPS olsa ne olur lan? Hani anladın mı? O yüzden tap. Tamam düğmesi enter. iptal uygula düğmesi. Enter. Evet uyguladan sonraki hiçbir şey söylemedi yerde aşağı ok. Liste kısa yollar. Kısa yollar. Şimdi kısa yolları gösterirken Dur. arkadaşlar. Tamam düğmesi enter. iptal uygula düğmesi. Uygula, düğmesi yazı alanı bu boş. Bu ilk yazı alanı arama yazı alanı. Yani burada ee, filtre. Filtreliyorsunuz kısa yolları. Şimdi yazı alanı boş. Bu yazı alanında arkadaşlar ben NVDA kullanıcısı olarak şey yapıyorum. JAWS'ta da siz dokunmatik imlece geçerek burada gezinebilirsiniz. Ben NVDA da nesne dolaşım kipiyle gezeceğim. Insert 6 ile gidiyorum. Yayını başlat yayını durdur ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama olarak çalışır. Yazı alanı yayını durdur ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama olarak çalışır. CTRL alt shift F1. Bakın burada bunun üzerinde ee, şeye basarak insert enter ya da işte imleci oraya taşımak için normal bilgisayarınız imleci nasıl taşıyorsanız oraya basarak geliyorsunuz ve klavye yolunuzu yazıyorsunuz. Sonra nesne imleci ya da dokunmatik imleci devam ediyorsunuz. Düğmesi temizle. Düğmesi ekle. Yayını durdur yayını başlat ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama olarak çalışır. Yazı alanı yayını başlat ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama olarak çalışır. CTRL alt shift F1. Burada artık hani bunun nasıl olduğunu anlattığıma göre ee, sadece isimlerini gezelim. Düğmesi temiz. Düğme yayını durdur. Gecikmeyi yok say. Ya, düğme, kaydı bak. Yazı alanı kaydı. Kaydı başlat. Kaydı durdur ile kaydı. Kayla, başlatla, yazı, düğmesi temizle. Düğmesi ekle. Kaydı yazı alanı kaydı, kaydı, kaydı durdur. durdur. Aynı kısa yollar bende. Ya, düğmesi düğmesi kaydı duraklat. Kaydı devam ettir ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama olarak yazı düğmesi temiz. Düğmesi ekle. Kaydı devam ettir. Kaydı, kaydı ve evet, kaydı devam ettir ne kısıyorlar? Aynı basıyorum duruyor, Aynısına basıyorum devam ediyor. Yazı düğmesi, düğmesi, tekrar oynatma, haberleyeni başlat. Yazı, düğme. yazı düğmesi, tek yazı, yazı alanı, sanal kamerayı başlat, sanal, yazat düğme ön izlemeyi etkinleştir. Yazı düğmesi, ön kaynak menüsünü göster, kaynak, yazı geç düğmesi, kaynak yazat düğmesi, stüdyo modu. Yazı alanı geçiş, yazı alanı boş, düğmesi, istat, yazat düğmesi, ekran görüntüsü çıktısı. Yazı düğmesi, seçip yazı alanı düğmesi, hızlı geçiş. Yazı düğmesi, hızlı, yazı alanı düğmesi, hızlı geçiş, yazı düğmesi, sahne. Sağ yazı düğme ekran yazı düğme ekran yazı alanı düğme ASO input kapçı göz düğme yazı şimdi. düğmesi yazı alanı ekran yakalama göster ekran yakalama yazı düğme ekran yazı alanı geçerim. ekran düğmesi ekle ASO input kapçı göster ASO yazı alanı düğme as yazı düğme ASO ses yazı alanı ses düğmesi ekle yaz, sesi kapat sesi yaz düğme sesi aç sesi kapat ile paylaşılan tuş kom yazı alanı sesi kapat ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama olarak çalışır boş düğme bas ses sizi al yazı düğme bas ko yazı düğme masa üstü ses şimdi masa üstü sese geldi arkadaşlar Bakın. Sesi kapat sesi aç ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama olarak çalışır. Yazı alanı sesi aç ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama atadım. olarak çalışır. CTRL alt shift F. Buna kısa aradım. Bunları söyleyeceğim. Düğmesi, düğme, sesi, yazı alanı, sesi aç, sesi. Sesi aça da koyuyor. koyuyorum. Yazı, düğme, düğmesi bas sessize al. Yazı, düğmesi, bas konuş. Bunları bas konuş, bas, bas sessize alı geç. Yazı, düğme, mi, Sesi kapat sesi aç ile paylaş. Mikrofon. Yazı alanı sesi aç ile paylaşılan tuş kombinasyonu açma kapama olarak çalışır. CTRL alt shift F düğmesi, düğmesi, düğmesi tamam. sesi yazı alt düğmesi temizle. Kısa olarak mı söyleyeceğim ben size Düğmesi arkadaşlar. bas ses sizi al. Yaz, düğ, bas konuş. Bas konuş da bas ses sağ da geçtik. Yazı düğmesi kaydırma çubuğu sıfır. Tamam düğmesi end iptal uygula düğmesi. İ İ İ tamam düğmesi iptal uygula düğmesi. Şimdi ee, bu tamam shift uygula tablarına düğmesi, gidiyorum. Düğün, tamam grup. Liste kısa yollar. Şimdi, kısa yolları anlatım. Ben size Kısa yollarımı söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kısa yollar olarak neler kullandığımı. Ben herhangi bir uygulamayla çakışma olasılığı çok düşük olduğu için Ctrl Alt Shift ve F tuşlarıyla kısa yaptım. Peki neler yaptım? Yayın başlat ve durdura aynı kısa yolu verdim Ctrl Alt Shift F1. Basıyorum YouTube'da yayına giriyor basıyorum yayın bitiyor. Kaydı başlat ve durdura aynı kısa yolu verdim. Ctrl-Alt-Shift-F2 basıyorum kayda başlıyor basıyorum kayıt bitiyor. Kaydı duraklat ve devam ettire yani arada bir uzun bekleme süresi olan bir şey olursa kaydı durdurayım daha sonra devam edeyim diye bir şey olursa aynı kısa yolu verdim. Ctrl-Alt-Shift-F3 basıyorum kayıt donuyor basıyorum kaldı yerden devam ediyor. Bilgisayarımın sesini kapatıp açmak için aynı kısa yolu verdim. Ctrl-Alt-Shift-F4 basıyorum bilgisayarın sesi size gelmiyor bir daha basıyorum bilgisayarın sesi size duyuluyor. Mikrofonu kapatıp açabilmek için aynı kısa yolu verdim. Ctrl-Alt-Shift-F5 basıyorum mikrofonum susuyor. Basıyorum mikrofonum size geri geliyor. Bu kısa yollar e, OBS Studio'yu uygun düzeyde kullanmanız için size yeter arkadaşlar. Bu kadarı bu 5 kısa yol. Ctrl-Alt-Shift-F1'den e, Ctrl-Alt-Shift-F5'e kadar olan bu 5 kısa yolu. E, başlata duraklata da e, aynı kısa yollar atadığınız sürece... Bunlar size yetecektir. Benim tavsiyem bu kadar basit olması bir şeylerin. Aşağı yapalım. Gelişmiş. Şimdi son ayarı penceremesi kaldı arkadaşlar. Gelişmiş penceresi. Şimdi tab yapalım. Grup. Genel grup. İşlem önceliği seçim kutusu normal İşlem önceliği normal. Tamam. Bir de grup. İşleyici seçim kutusu open darın. Bakın videonun ta başında open gele tire o o p yazmıştık hatırlıyorsunuz. Oraya dönersiniz. Burada da OpenGL'i seçmeniz gerekiyor e, işleyici kısmında çünkü bilgisayarınızın OpenGL üzerinde kullanması gerekiyor ekran kartını ve e, sistem özelliklerini. Bu sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Tab. Renk biçimi seçim kutusu ne ve 12 darın. Geçelim. Renk uzayı seçim kutusu 709 darın. Geç. Renk aralığı seçim kutusu kısmı darın. Kayıp buruk. Dosya adı biçimi yazı alanı CC'ye yayıl. 4 hane 100 yıl, yıl. Son 2 hane 0099. İma rakamla 0112. DD ayın günü. Önü sıfırlı 0131. HH saat 20. Geç bunu. Dosya adı zaten kayda alıyor. Dosya varsa üzerine yaz onay kutusu işaretli değil. Tamam. Otomatik olarak MP4'e remix et onay kutusu işaretli değil. Tamam. Tekrar oynatma arabelleyi dosya adı Örnekli yazı alanı reply seçildi. Geçmiyor. seçili değil. Son eki yazı alanı boş. Yayın gecikmesi grup. Yayın ge otomatik yeniden bağlı. Tekrar gecikmesi maksimum denemesi A grup. IP bağlı seçim kutusu var sayılanlar. Akışı yönetmek A optimizasyon i̇şte kaynaklar grup. Kısa yollar grup. Tamam düğmesi yayın. uygula düğmesi yayın. İptal. Şimdi ayarlar bittiğine göre burada iptal 27, diyorum arkadaşlar ben. Yani OBS ile alakalı ayarlar bitti arkadaşlar. OBS'nin temel ayarları bu. Şimdi bu bütün ayarları yaptık. Şimdi ses karıştırıcı pencere. Sahne ekleyelim. Masaüstü ses, 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 ses Şimdi ekran okuyucunun hiçbir şey okumadığı yerde arkadaşlar nesne imajıyla gezersek. Ses siz ASL, gezerse... ASL kaydırma çubuğu sıfır grup. Flow düğmesi un kaydırma çubuğu sıfır. Ses ASL ses flow ileride nesne yok. İleride kontroller pencere. Yayını başlat onay kutusu işaretli değil. Kaydı baş kutusunu, sanal kap stüdyo modu ayarlar görülüyor. çıkış düğmesi. Görünülü fon kutu kilitli onay kut. Görünülü fon kilitle ses karıştırıcı pencere. Masa Şimdi. ki görünülü fon kontroller pencere. Çıkış düğmesi. Görün kilitli onay kutusu işaretli değil ASL. Burada grafik. Burada da nesne geziyorum. ASL input kapçı. Görünürlük onay kutusu işaretli ASE, kilitle onay kutusu işaretli değil ASE, input capture in tuvaldeki konumunu ve boyutunu kilitle. Grafik, ekran yakalama, görünürlük onay kutusu işaretli, kilitle onay, kaynak seç, sistem kapalı boşluk. Tamam kaynak seçin diyor. Şimdi arkadaşlar bunu yaptığınızda bütün ayarları tamamladığınız OBS stüdyonuzda her şey bitti. da yürüyorsunuz. En son sessiz onay kutusu sonra bir kere tap yapıyorsunuz arkadaşlar. Ekran okuyucu hiçbir şey okumuyor ya. Burada İçerik menüsü yapıyorsunuz. Application tuşu aşağı ok. 64 pencere. Ekle kapalı. Ekle kapalı diyor. Sağ okla açıyorsunuz. ASO oyun put, Ekran yakalama. Ekran yakalama. Metin. metin, metin. Ortam kaynağı. Ortam kaynalı. Oyun yakalama. Oyun yakalama. Pencere yakalama. Pencere Lank yakalama. Pencere yakalama. Burada herhangi birine enter diyorsunuz. İsim veriyorsunuz. Ve açılan pencerede tamam diyorsunuz. Sonra Şimdi OBS'yi kapatmak için de dosya, dosya çıkış, menüsünden ilk. çıkış diyorsunuz ve OBS'yi yeniden başlatıyorsunuz. Kayıtlınız başarılı bir şekilde oluyor arkadaşlar. Artık ekranınız da yansımaya başlıyor. Şimdi size bir ipucu daha vereyim arkadaşlar. Ee, bu videonun son ipucu olsun. Menü çubuğunda düzenle görünüm profil kapalı alt görünüm, görünüm, menüsüne gidelim. Tam ekran arayüzü 11. Paneller kapalı. Panelleri açın. Ara sıfırla. Ara yüzük Özel tarayıcı yuvaları. Sahneler işaretli değil. Şimdi burada benim bendeki neyse onu yapın arkadaşlar. Sahneler işaretli olmayacak. Kaynaklar işaretli. Kaynaklar işaretli olacak. Ses karıştırıcı işaretli. Ses karıştırıcı işaretli olacak. Sahne geçişleri işaretli değil. Sahne geçişleri işaretli olmayacak. Kontroller işaretli. Kontroller işaretli İstatistikler olacak. işaretli değil. Bu da işaretli Ara Bunları yapın. Çünkü Görün. taplarla gittiğinizde fazla fazla işlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Şimdi menü çubuğuna basıp dosya sağ ve katı profil sahne koleks profil kapalı alt pek. Profil aşağı inelim. Yeni. Yeni. Çoğalt. Çoğalt. Yeniden adlandır. Yeniden adlandır. Kaldır geçersiz. Kaldır. İçe aktar. İçe aktar. Dışa aktar. Dışa aktar. Arkadaşlar dışa aktar deyip. Profili dışa aktar iletişim kutusu. Klasör. Yaz Burada istediğiniz klasörü seçiyorsunuz. Bu seçtiğiniz klasöre yaptığınız buradaki o bütün ayarlar o klasöre yedekleniyor. Oldu bilgisayarınızı formatladınız. Bunu D'ye falan alırsınız bu yedekleri. Oldu ya bilgisayarınızı formatladınız. Ve e, formatladıktan sonra OBS'yi kurdunuz. Ayarları tek tek yapmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Burayı yedekleyeceksiniz profilleri. Daha sonra OBS'yi kurup da bütün her şeyi hani kurulumda masa açtınız. OpenGL'i de ayarladınız. Menü profil, yeni. profil yeni. menüsünden içe aktar deyip klasörü gösteriyorsunuz. Ve Çatır çatır OBS ayarlarınız, eklediğiniz ekran yakalamayı da vırttı zırttı her şey geri geliyor arkadaşlar. Ve siz OBS ile kaldığınız yerden kullanmaya başlıyorsunuz. Masaüstü yapalım Masa... ve şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda sizlerle OBS Studio'yu detaylandırdık. OBS Studio'nun ayarlarını yapmayı, olası hataları nasıl engelleyeceğimizi, klavye kısalarını nasıl atacağımızı, sahneleri ve ekranları nasıl ekleyeceğimizi gösterdik. O beste stüdyoyu temel anlamda bu şekilde sizlere anlattım değerli dostlar. Sizler de bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. E, beğeniyorsanız beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, e, sorularınızı sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olup sevdiklerinizin de abone olmasını sağlayabilirsiniz. Sizler için e, bu videonun da daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın dostlar.